Şahsı adına ikinci söz Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs'e aittir. Süremiz 5 dakika Sayın Örs. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe kanun teklifi 15. madde üzerinde aleyhte konuşmak üzere söz aldım. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün bütçe görüşmelerine sıcak başladık. Hararetli tartışmalar oldu. İsterseniz ben size güzel bir haber vereyim, onu sizinle paylaşayım. 2018 liselere geçiş LGS sınavında İlim Trabzon hem Türkiye puan ortalamasında hem Türkçe, matematik ve fen bilgisi puanlarında Türkiye birincisi olmuştur. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bu başarıyı elde eden çok sevgili öğrencilerimize, onların bu başarısında çok büyük emekleri olan değerli öğretmenlerimize ve bu çocuklarımızı yetiştiren sevgili, çok saygıdeğer anne babalara hepinizden bir alkış rica ediyorum. Değerli milletvekillerim, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülke ekonomisi bugün son derece kırılgan bir hale gelmiştir. Bu gerçek artık saklanamamaktadır. Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek anlamına gelir ki sorunun çözümüne bunun hiçbir katkısı yoktur. Tüketen değil üreten, israf eden değil tasarruf eden, betonlaşma ile değil sanayileşme ile büyüyen, insan kaynağını iyi eğiten ve liyakata göre değerlendiren güçlü kurumlara sahip hiçbir ülke ekonomisi dışarıdan gelecek tehditlerden etkilenmez. Unutmayınız ki güçlü parlamentoya sahip olmayan ve kurumları işlevsiz hale getirilmiş ülkeler dış etkilerden en çok etkilenen ülkelerdir. Bugün uygulanan yanlış ekonomik politikalar sebebiyle özel sektörün sırtında birikmiş olan muazzam döviz borcu korkarız ki önce devlete yıkılacak, sonra da bu borcun tamamı artan fiyatlar, düşen gelirler, kaybedilen işler ve yüksek vergiler vasıtasıyla vatandaşa ödettirilecektir. Değerli milletvekillerim, yaptığımız bu görüşmeler sonucu muhtemelen onaylanacak 2019 bütçesi milletimize nasıl yansıyacaktır? Mesela emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız bu bütçeden istifade edebilecekler midir? Eşine az rastlanan bir biçimde geriye işlettiğiniz 4477 sayılı yasayla haklarından mahrum bırakılan EYT'lilerin yaşadıkları hak kaybını nasıl gidereceksiniz? Nasıl ki oyları almaya geldiğinizde karşı çıktığınız halde emeklilere iki bayram ikramiyesi verdiniz, EYT'lilerin mağduriyetini gidermek için de devlet olarak kaynak yaratmak zorundasınız. Dev maliyetli tünel, köprü, otoyol projelerinde geçiş garantisi vererek şişirdiğiniz maliyetlerle devlete yüklediğiniz ağır ve yük hiç aklınıza gelmezken yıllarca prim ödeyerek emekliye hak kazanmış insanların ekonominin gelir gider dengesini bozacağını iddia ederek haklarını gasp ediyorsunuz. Bu mecliste bulunan herkes biliyor ki EYT'liler haklıdır, EYT'liler mağdurdur. Ama siz bunu bile bile yapmanız gerekenleri yapmıyorsunuz. Değerli milletvekillerim, bir başka mesele de gözünü meclise çevirmiş 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisinin
beklentilerini karşılamak, sorunlarını çözmek noktasında ortaya koyulacak yaklaşımlardır. Emsalleri aldığı halde birçok meslek grubunda çalışanlar 3600 ek göstergeden yararlanamıyor. Ayrıca ek göstergenin 3600'e çıkarılması sadece bu 4 meslek grubu ile sınırlanmamalı, bütün kamu çalışanlarını kapsamalıdır. Teşekkür ederiz Sayın Örs.